Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizlere sorarsanız bizler de iyiyiz. Hayvanlarımızı yemledik. Hayvanlara bakmaya geldik ahıra. Yemleme şeklimiz şu, anlatmak istiyorum size bugün. Şimdi biz hayvanları günlük yem yapıyoruz, yani yemi bir kere yapıyoruz. Yani tek öğün, yani sabah öğünü yok bizde. Yemi döküyoruz. Bakın şimdi buraya mesela dökmüşüm. Bura yığılıydı, yani yem doluydu ön tarafı. Önü yemişler. Buraya ulaşamamışlar, bakın. Bu bölgeye ulaşamıyor hayvan. Yani şu mesafeyi yemiş. Bu bölgeye ulaşamamış yani. Bunlar hazır yem. Bakın bunların içinde işte ayçiçeği küspesi, pancar küspesi, sıvar. Karışık olan yemler var. Zaten bak, atayım hemen, bunu yer. Onu yemez hayvan. Hemen onu istiyor. Şimdi bu sistem nasıl bir sistem? Bu sistem hem ekonomik, hem işçilikten azalıyor, hem sabah işi olmuyor. Yani ben 4 yıldır bu sistemi uyguluyorum. 4 yıldır hayvanları bu şekilde yemliyorum. Yaz ve kış olmak üzere devamlı bu şekilde yemliyorum hayvanları arkadaşlar. Hani şimdi diyebilirsiniz, yem eşkir, yem bozulur, bekleyince bozulur diye, ama hiçbir şey olmuyor yani. Ne bozuluyor ne bir şey oluyor. Zaten kışın hiçbir sorun olmuyor da, yazın sıcakta da, yani akşama attığım için gece bekliyor yem. Gündüz sıcağında beklemiyor arkadaşlar. Düvenin biri gene bu aya gelmiş. Herkül peşinde. Böyle bakın, ip gibi gidiyor. Bu bölgeyi yemişler. Bakın. Ulaşamadığı noktadakiler duruyor yani. Mete, şu yemleri itekle bakayım önüne oğlum. Ha, itekle olma yanına. İtekle. Ha, yanına itekle oğlum. Ha. İtekle. Ha. Bunlar hazır yem yani. Hayvanların bir bölümü yem yiyor. Bir bölümü içeride. Bunlar karnını doyurmuşlar, içeri geçmişler. İstirahate. Anneler yavrularını emdirmeye gelmiş. Yani bu sistem benim için çok iyi arkadaşlar. Bizim makinemiz de büyük olduğu için, yani bizim makine 8 metreküp bir makine. O da aşağı yukarı 160 hayvanı tek öğünde besleyebiliyor yani. O kapasitede bir makine. Yani 160 hayvan, biz biraz daha makineyi fazla dolduruyoruz. Tek öğünde karıyoruz yani. Yemin hepsini, hayvanların bir günde tüketeceği yemin hepsini tek seferde karıştırıp hayvanların önüne dökebiliyoruz yani. Döküyoruz. Bu şekilde de yemliyoruz. Şimdi bunu saat gündüz 2'de veriyorum ben. Yemi döküyorum. Gece 11-12'ye kadar hiç önüne dokunmuyorum yani. Şu yeme hiç dokunmuyorum. Şu yeme hiç dokunmuyorum arkadaşlar. Şu yeme hiç dokunmuyorum. Bu böyle kalıyor. Onlar o ulaşabildikleri noktadaki samanları, sapları o saate kadar sizden yiyorlar. 11-12 gibi gelip bunu da önlerine süpürüyorum. Bunu da sabaha kadar bitiyorlar arkadaşlar. Sabah 8'de tekrar geliyoruz. O kalanları süpürüyoruz. 8'le işte 9'da yem bitmiş oluyor. Sabah 9 gibi, 10 gibi yem bitmiş oluyor. 10'la 2 arasında da zaten hayvanlar dinleniyorlar. Yatıyorlar, geviş getiriyorlar. Keyiflerine bakıyorlar arkadaşlar. Yani bu sistemi sizlere söylemek istedim. Faydalı olur belki, yapmak isteyen de olursa. Hani şimdi biz bunu bu şekilde yapmasak ne olacak? Akşam ayrı bir yem kalacağız. Sabah tekrar ayrı bir yem kalacağız. Hem iki iş olacak. Hem iki kere traktör çalışacak. İki kere efor sarf edeceğiz. Yani ben çok faydalı görüyorum. Aslında bunu 2 günlük, 3 günlük bile yapma imkanım var benim arkadaşlar.
Yani 3 vagon yem yapıp 3 günlük yemi bile yapıp önüne dökme imkanımız var bizim burada. Tabii sistem bu şekilde olması lazım bunu yapmanız için. Yalaklarda olmaz bu sistem. Yalağa dökerseniz hayvan içinin yemini seçer, samanını bırakır yani. Biz bu sistem olması gerekiyor bu sistemi uygulamanız için. Yani yem yolu olması şart. Bir de önünde tabi set olmayacak. Bu şekilde yem uzayacak yani. Dışarıya doğru açılacak ki hayvan ulaşamasın. Bu sistemle arkadaşlar burada mesela şu yem yolunu devamlı dolu tuttuğunuz sürece, yani buraya 24 saat yem döktüğünüz sürece bu sistemde burada 500 baş hayvana bakılabilir. Ama burası devamlı yem yolu, yem olması lazım yani. Yem dolu olması lazım ki hayvanın biri girip biri çıkması lazım yani. Karnını doyuran çıkacak, öteki girecek, çıkacak, öteki girecek. Burası böyle yetecek yani. Buzağlarımız da yatıyor. Buzağlarda mısırın artığı bunlar arkadaşlar. Mısır artığı, mısır samanı aldım ben de. Bunun da filesi çok çıkıyor. Hayvanların yemediği kısımlar böyle kalıyor. Bunları da buraya attık, böyle hayvanlar üzerinde yatıyorlar işte. Değerlendiriyorlar. Maşallah. Simental ineğimiz, güzelimiz. Geldi. Sistem bu arkadaşlar. Bizde ızgara mızgara yok. Suluk da yok. Hayvanlar suluğu ileride o duvarın dibinde. Bakın büyürse büyüyor, evet bak orada suluk var, orada su içiyorlar. Geliyorlar buradan yemlerini yiyorlar. Herkesin keyfi yerinde çok şükür. Angus melezimiz de burada yatmış. Dinleniyor. Bir tane akbaş düve var. Bunlar yemini yiyip karnını doyuranlar arkadaşlar. Yemini yemiş bunlar, karnını doyurmuş. İçeriye girmişler, yatıyorlar işte. Hani bu sistemi değerlendirmenizi isterim arkadaşlar. Yani bu işi yapıyorsanız, yani bu sistem güzel bir sistem. Sormak istediğiniz sorular da olursa sorabilirsiniz. Cevaplarım ben elimden geldiğince. Böyle devam edip gidiyor. Besiye aldığımız boğa da burada arkadaşlar. Bu da etleniyor. Doluyor bakalım maşallah yavaş yavaş. Besiye girdi. Bakın nasıl belli. Yemişler yani. Burayı yemişler. İp gibi boğaçtan sona kadar ip gibi yemişler. Bu yani şurada gördüğüm metre, şurayı gösteriyorum. Şu itekle bakayım orayı. Bak Mete'nin iteklediği yer, yani bu iteklediği nokta, bunlar sabahın yemi arkadaşlar. Yani şu an hayvanın karnı doymuş. Bunu gece 12'de geleceğiz, önüne itekleyeceğiz. Onu da sabaha kadar yiyip bitirecekler yani. Sabah işimiz yok bizim. Sabahları iş yok. Sadece gelip bir miras döküyoruz işte kalan samanların üzerine. Onu süpürüyoruz tekrar. Hayvanlar onu da yiyorlar, bitiriyorlar. Sonra zaten yatmaya geçiyorlar, dinleniyorlar. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu kapatıyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Hepinize Allah hayırlı iş versin. Bol bereketli kazanç versin inşallah arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça, sağlıcakla kalın.